Emekliye bayram ettirecek erken zam müjdesi geldi. SSK Bağkur 4C emeklisine %32 zam geliyor. Merkez Bankası son dakika duyurdu. Yeni zamlı maaş hesaplamaları başladı. SSK Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına Temmuz ayında %25 oranında zam yapılmış, bu zam nedeniyle de emekliler tepki göstermişti. Şimdi gözler bir sonraki 6 aylık döneme çevrildi. Ocak ayında yapılacak olan zam 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda belli olacak. Temmuz zammı nedeniyle üzgün olan emeklilere Merkez Bankası'ndan güzel haberler var. Emeklinin yeni zam oranları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dakika açıklaması ile emekli maaş zammı müjdesini verdi. Emekliye en az %32'lik zam geliyor. Şimdiden yeni zamlı maaş hesaplamaları da başladı. Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri haberimizde. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması Merkez Bankası tarafından yapıldı. Merkez Bankası, yıl sonunda %22 olarak açıkladığı enflasyon tahminini %58'e yükseltti. Böylece milyonlarca emeklinin yeni zam oranları da ortaya çıktı. Emeklilere şimdiden %32'lik zam kesinleşti. Ancak sadece bu kadar değil, emekliler için yeni müjdeler de var. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden hesaplamalara başladı. Peki yılbaşında emekliye ne kadar zam gelecek? Emekli maaş zammı kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı dahil yeni emekli maaş zammı hesaplamaları haberimizde. Emekliye yılbaşında en az %32 zam. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında yeni zamlı maaş alacak. Nokta şimdiden gözler Ocak ayına çevrildi, çünkü %25'lik Temmuz zammı emekliye yeterli gelmedi. Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ilk 6 aylık dönemde %19,7 oldu. Hükümetin verdiği refah payı ile birlikte emeklinin Temmuz zammı %25 olarak gerçekleşti. Emekliye zamlı maaş ödemeleri Temmuz ayı itibariyle başladı. Ancak bu artışın kök maaş üzerinden yapılması nedeniyle en düşük emekli maaşı alan, yani 7500 TL maaş alan emeklinin maaşında bir değişiklik olmadı. Ancak emeklilere güzel haber Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verildi. Emekliler yeni kararı duyunca çok sevinecek, çünkü şimdiden %32'lik zam emeklinin cebinde. Ayrıca bu zamla birlikte 7500 TL maaş alan emeklinin maaşının da en az 10.000 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Emekliye SEYYANEN zam sözü de var. Üstelik sadece bu kadar değil, emekli maaşlarına SEYYANEN zam sözü de var. SSK Bağkur memur emeklisi vatandaşlar Temmuz zammından şikayetçi olmuş, sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Hatta emekliler bazı yerlerde oturma eylemi bile yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekliye SEYYANEN zam sözü vermişti. Yılbaşını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerden biraz daha sabretmelerini istemiş ve yılbaşında önemli bir düzenleme sinyalinde bulunmuştu. O sebeple emekliler şimdi gözünü yılbaşına çevirdi. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına gelecek %32'lik enflasyon zammına ek ne kadar SEYYANEN zam ya da refah payı verileceğini merak ediyor. Enflasyon ve refah payı ile birlikte yılbaşında emekli maaş zammının en az %40 olacağı tahmin edilirken, aynı zamanda rakamsal olarak bir SEYYANEN zam verilmesi için de talepler var.